Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası final müsabakası basın toplantısına hoş geldiniz efendim. Bugün aramızda Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak ve final müsabakası oynayacak olan takımlarımızın temsilcileri Türk Telekom Baş Antrenörü Burak Gören, Türk Telekom oyuncularını temsilen Serhat Çetin, Bahçeşehir Koleji Baş Antrenörü Stefanos Dedas ve Bahçeşehir Koleji oyuncularını temsilen Soner Şentürk var. 2012 yılından bu yana her sene düzenleniyor efendim Federasyon Kupası. Türkiye Basketbol Ligi takımları mücadele ediyor Federasyon Kupası'nda. Ve final maçlarımız bu yıl Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Final mücadelesi verecek olan Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji takımlarının yanı sıra 24 Ocak'tan bu yana Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda çeyrek final ve yarı final mücadelesi vermiş olan takımlarımızı da tebrik etmek istiyoruz. Onlar da Akhisar Belediye, Ankara DSİ, Antalya Spor, Sigortam.net, Bakırköy Basket, Selçuklu Belediyesi ve Yalova Grup Belediye. Efendim konuşmasını yapmak üzere şimdi sözü Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak'a bırakıyorum. Çok teşekkürler. Değerli basın mensupları, Türkiye Basketbol Ligi'nin değerli temsilcileri, Federasyon Kupası final müsabakası öncesi yapmış olduğumuz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, renk kattınız. Bildiğiniz üzere Ekim ayında Antalya'da başlayan Türkiye Basketbol Federasyon Kupası serüveni Konya'da yarın neticelenecek. Sezon öncesi tüm takımlarımızın sezona daha iyi hazırlanabilmesi için, daha güçlü resmi müsabakalar yapması için planlanan Federasyon Kupası, sezonun ortasına geldiğimiz şu günlerde, hatta birkaç haftada geçtik, Konya'da sahibini bulacak. Türkiye Basketbol Ligi gerçekten kendi ayarındaki Avrupa'daki liglerin en iyisi rahatlıkla diyebiliriz. Çok çekişmeli geçen bir lig. 18 takımımızın yer aldığı ligde müsabakaların sonuçlarını önceden kestirmek çok mümkün değil. Gerçekten son dakika atışları, son saniye basketleri uzatmaya giden bir sürü müsabakaya şahit olduk. Yine 4 gündür Konya'da süren müsabakalarda da bu çekişmeye, bu heyecana şahit olduk. Önceden sonucu kestirilemeyen günlük performanslar neticesinde şampiyonun belirleneceği bir kupa oynuyoruz. Gerçekten her iki takımımızı da özverilerden dolayı tebrik ediyorum. Mücadeleleri için kendilerini takdir ettiğinizi özellikle belirtmek istiyorum. Federasyon Kupası Türkiye Basketbol Ligi'nin bu sezon birinci kupası. Bir de şampiyonluk kupası olacak. Bu yüzden bizler için çok önemli. Her iki takımımızın temsilcilerine, koçlarına, oyuncularına yapmış oldukları mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yayıncı kuruluşumuza da çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda ilk defa Federasyon Kupası müsabakalarının 7'si de canlı yayında basketbol severlerle buluşma fırsatı buldu. Her iki takıma da başarılar dilerken yarınki müsabakada da Konyalı basketbol severlerin tribünleri doldurması yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Samer Şenbayrak. Efendim sırada yarın oynanacak Türk Telekom Bahçeşehir Koleji finali kahramanlarından söz almak var. Şimdi Türk Telekom takımının baş antrenörü Burak Gören'le başlamak istiyorum. Burak Hocam buyurun. Neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Sayın Şenbayrak'ın da bahsettiği gibi Türkiye Basketbol Ligi son yıllarda artan kalitesiyle müthiş bir lig haline geldi. Her geçen senede daha rekabetçi, daha iyi oyuncuların oynadığı, daha iyi koçların çalıştığı bir lig haline geldi. Dolayısıyla çok zorlu ligde mücadele ediyoruz ve burada da Türkiye Kupası ligin yanında ulaşılması gereken önemli bir hedef olarak duruyor. Konya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bir defa Konya bir basketbol şehri. Yıllarca basketbola hizmet etmiş bir şehir. Müthiş bir salonda maçlar oynanıyor ama bir tane eksiğimiz. Buraya çok önemli, çok değerli takımlar geldi. Çok önemli oyuncular geldi. Seyirci. Yarın güzel bir saatte, pazar günü 4'te maç. Seyircinin daha çok olacağını ümit ediyoruz ve beklentimiz bu yönde.
TV yayını olması, bu ligin ne kadar değerli hale geldiğini göstermesi açısından çok önemli. Yayıncı kuruluşa da çok teşekkür ediyoruz bu lige verdiği değer için. Maça geldiğimiz zaman da Bahçeşehir Koleji son dönemde yaptığı koç değişikliğiyle ve kadrosuna kattığı yeni oyuncularla birlikte son dönemin çıkış içerisinde olan bir takımı. Ligde oynadıkları maçların, son dönemdeki maçların birçoğunu kazandılar. Zaten sene başı itibariyle de hem kadro olarak hem de yaptığı yatırımla bu ligin en değerli takımlarından biriydi. Bizim için de son derece saygı duyduğumuz, son derece önemli oyuncuların olduğu, başlarında çok önemli bir koçun olduğu bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla Türk Telekom'un olduğu her yerde başarı bizim için çok önemli. Federasyon Kupası da bunlardan bir tanesi. Yarın sahada kupayı kazanmak için olacağız. Ama karşımızda da bizim kadar değerli, bizim kadar önemli ve çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağımızın da bilincindeyiz. Türk Telekom vizyon olarak yıllarca Türk basketboluna, Ankara basketboluna hizmet etmiş bir kulüp. Sayısız kupaları var. Üst seviyede Avrupa kupalarını da temsil eden bir kulüp. Dolayısıyla bizim bu sezon için Federasyon Kupası'nın almak hedefiyle birlikte Türk Telekom markasına ait olduğu yere, yani Süper Lig'e taşıma vizyonumuz da var. Dolayısıyla bu senenin içerisinde iki kupadan biri Federasyon Kupası, arkasında da ligde en iyi şekilde hizmet ederek kulübümüze yakışan şekilde ait olduğu yere ulaştırmak istiyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Federasyona teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptığı için. Bahçeşehir Koleji'ne yarın için başarılar ve sakatlısı maç diliyorum. Teşekkürler. Burak Gören, çok teşekkür ederiz. Türk Telekom oyuncularını temsilen Serhat Çetin aramızda. Serhat Çetin'i dinliyoruz şimdi. Bir telefonla geçelim. Öncelikle herkese merhabalar. Samer abinin ve Burak abinin söylediği gibi çok kaliteli bir ligin, çok kaliteli takımların oluşturduğu, gene ilk 8'e kalmayı başaran bu takımların da çok çekişmeli bir şekilde geçen bir turnuva yaşıyoruz. Konya benim için değerli bir şehir bu tarz basketbol organizasyonlarında. 2012'de Beşiktaş'ta yaşadığım şampiyonluk var burada, kupayı aldığımız. O yüzden kendimi sahada da iyi hissettiğim bir şehir, çok pozitif hissettiğim bir yer. Gene aynı şekilde de yarınki finalde de buradan en büyük hedefimiz hem takım olarak hem de benim bireysel olarak kupayı alıp, madalyayı alıp buradan ayrılmak istiyoruz. Tabii bunun için de çok değerli, çok kariyerli oyunculardan oluşan, çok değerli bir teknik ekibi olan ve iyi bir yatırım yapan Bahçeşehir Koleji'ni yenmemiz gerekiyor. Herkesin hedefi, yani bu iki takımın da bu sezon kurulurkenki ilk hedefi bir üst lige, Süper Lig'e çıkmaktı. Bunun için bu hedef doğrultusunda bu sezonu yaşıyoruz. Bunun için de burayı öncelikle sağlıklı bitirmemiz gerekiyor. Hani kupayı almaktan ziyade ben iki takım için de sağlıklı bitirilen bir maç diliyorum. Çok teşekkürler Serhat. Efendim A takımımızı dinledik, şimdi B takımımızla, yani Bahçeşehir Koleji ile devam edeceğiz. Bahçeşehir Koleji baş antrenörü Stefanos Dedas'a söz vereceğiz. Ancak çeviride size destek olmak için Bahçeşehir Koleji yardımcı antrenörü Fuat Yapar'ı davet etmek istiyorum buraya. You said usually is next to me. Okay. First of all, hello to everyone. I would like to thank the Federation for very good organization in Konya. This is very important for us that we participate here. Second thing, I'm happy that some good basketball event happened in Konya after they had some problems in the city with the basketball team. They used to have Super League team. Now for them it's one more opportunity to show their city to the Turkish fans. Öncelikle herkese merhabalar. Bu güzel organizasyonda yer aldığımız için herkese teşekkür ederim. Konya'da böyle güzel bir organizasyon olması gerçekten gurur verici. Bildiğiniz gibi daha önce Konya şehrinin de birlikte takımları vardı ve bu organizasyonlara aşinayız. Tekrardan bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. For us it's a
very important competition. Yeah, there are two titles, two targets in this league. In this, I mean, division, the cup and the league. So we're ahead of one very important challenge for our club for many, many reasons. First, when you represent your team, whatever match is this, you have to go fight and win. If it's possible, we play against the best team in TBL. You can see the standings, they have only one loss. And this is extra motivation for us. And third reason, which is very important, like as a club, we didn't start the season like it's supposed to start, but lately we see some steps of improvement, and tomorrow it's a very good test for us to see where we are. Hedef vardı sezon başında. Birincisi Süper Lig'e çıkmak, diğeri de kupada boya almak. Bunlardan birini gerçekleştirmek üzereyiz. Finaldeyiz ve çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız. Türk Telekom çok iyi bir takım. Biz de elimizden geleni yapıp en iyi şekilde burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim için diğer bir test de burada final oynarken ileriye dönük hamleler yapacağız. Ve daha değerli yolumuzu we know we play talking about the game against like I said, the team that has only one loss. They have psychology, they have experienced players, they have very good coach, and this is for us, this makes the things difficult for tomorrow, but we believe in our job. We have a good team now, but we're not too much time together, like a new group. Since I come, I'm like 2 months in the team. But tomorrow we will do everything to show that something goes well in Bakhtiyar College. Yani yeni oyuncular, işte yeni koçumuz. Zamanımız çok kısıtlı ama elimizden gelen en iyisi yapıp zor bir takıma karşı iyi oynamak istiyoruz. Okay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Radyo Translator. Öncelikle herkese merhaba. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun buradaki yaptığı organizasyonda şu an Federasyon Kupası'nı oynuyoruz. Sezon devam ederken diğer iki maçı konuşmak yerine ben final maçını konuşmak istiyorum. Tek maçlık bir şey düşünüyoruz. Şu an bu final maçı için Türk Telekom Spor Kulübü'ne de başarılar diliyorum. Onlara saygı gösteriyoruz. Bulundukları yer, şu anda gösterdikleri performanslar iyi durumdalar. Biz de bu maçta elimizden geleni sahaya yansıtmak istiyoruz. Bizim için sezonun arasında güzel bir kendimizi sınama olarak güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da Konya halkını bu maça taraftarların daha fazla gelmesini bekliyoruz. Açıkçası final maçına yakışması için birazcık da tribünlerin dolması gerekiyor. Biz kupayı kazanmak istiyoruz. Bu kadar söyleyeceğimiz. Çok teşekkürler sana. Efendim, sorularınız varsa memnuniyetle. Katılımcılarımız adına konuşuyorum. Soru soran bakım dostlarımızdan sorularına başlayalım. Tabii ki buyurun. Öncelikle yüksek güçlü takımlar zaman zaman oyun sorunu yaşadıklarını gördü ama Telekom sezon başından beri çok iyi bir performans gösteriyor ve bunu niye bağlıyorsunuz?
Teşekkür ederim. Şöyle bir defa bu tek ayaklı bir şey değil. Yani sadece benim ya da oyuncuların yarattığı bir şey değil. Bir defa kulübümüzün basketbol tarihi olan çok önemli başarılara imza atmış bir kulübümüz var. Yıllarca Türk basketbolunun, Ankara basketbolunun lokomotifi olmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Çok önemli bir vizyonla başlandı bu sene. Yönetimden başlayan müthiş bir enerji, bize verilen imkanlar ve rahat çalışma ortamı. Bununla birlikte doğru bir teknik yapılanma ve işte gerçekten karakter yönünden bizi basketbol olduğu kadar sağ dışında da temsil edecek uygun oyuncuların toplanmasıyla birlikte bir sinerji ortaya çıktı. Tabii ki bu süreç zor bir süreç. Yani biz bunu başarıyla atlattık ama kolay bir süreç değil. Bir takımın bir araya gelmesi, birçok oyuncunun bir araya gelmesi, hem teknik anlamda sahada bazı işleri başarırken hem de sağ dışında bir duruş göstermesi, birbirine yaklaşabilmesi. Her takım başına gelebilecek problemleri biz de yaşadık ama buraları atlatabildik. Onun için burada çok önemli bir şey oyuncuların özverisidir. Ben buna çok önem veren bir koçum. Gerçekten kendi kariyerleriyle birlikte müthiş bir soyunma odası birlikteliği, müthiş bir arkadaşlık yarattılar kendi işlerinde. Başta kaptanlar Kaya Peker ve Ender Aslan'dan başlayarak aşağı doğru müthiş bir sinerji oldu. Biz de buraya teknik ekip olarak dahil olduk. Yani başarı ve istikrarlı gidişin tek nedeni kulübün yapısından başlayarak yukarıdan aşağı bir silsile şeklinde gelmesi. Dolayısıyla bunun tek bir parametresi yok. Birçok parametre bir araya gelince bugün burada birazcık daha rahat ve güvenli oturma şansına sahip olduk. Teşekkür ederim. Efendim başka soru yoksa yavaş yavaş toplu fotoğrafa geçmek istiyorum. Herhalde başka soru yok. Ama her şeyden evvel yarın saat 16'da gerçekleşecek olan final müsabakasına tüm Konya halkını davet ettiğinizi, beklediğinizi dile getirmek isterim. Konya Selçuklu Spor Salonu'nda Türk Telekom Bahçeşehir Koleji mücadelesi Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası final mücadelesi oldu. Evet, şimdi toplu bir fotoğraf çekileceğiz kupamıza. Bunun için kupayı ön tarafa alacağız ve katılımcılarımızı da fotoğraf için öne davet edeceğiz. Masanın önüne doğru. Arkadaşlar, size de bakalım hangi kısımda görevleri bozalım. Hatta